Jules Bayou, İrade Eğitimi 1. Bölüm Kuramsal Kısım Mücadele edilecek hastalık, öğrencide ve zihnen çalışan bir insanda irade eksikliği şekilleri. Hemen bütün başarısızlıklarımızın ve bütün felaketlerimizin sebebi bir tanedir. İrademizin zayıflığı ve çabaya, özellikle devamlı bir çabaya karşı şiddetli bir nefret duymaktır. Kederli hallerimiz, hafifliğimiz, basit ve manasız zevklerimiz genel tembelliğimizi göstermeye yeterlidir. Devamlı ve azimli bir iradenin hakiki düşmanı ancak devamlı bir kuvvet olabilir. İhtiraslar, nitelikleri itibariyle geçerlidirler. Çok şiddetli olsalar bile bu şiddet uzun süre devam etmez, saplantıya kadar giden ve delirmeye yaklaşan nadir haller istisna edilirse, İhtirasların yarattığı kesintiler aslında çabanın devamına engel sayılmazlar. Doğrusu, ihtirasların nöbet ve aralıklarında büyük ölçüde çalışma imkanı bulunur. Fakat tembellik, haylazlık ve gevşeklik denilen ruh hali sık sık tezahür ettiği için çabayı tazelemek gerekir. Bunu yapmak, böyle bir ruh haline karşı yeniden mücadele etmek demektir. Halbuki, sürekli çaba sarf etmek zor bir iştir. İnsan, bir çabayı uzun süre sarf etmeye ancak ihtiyaç halinde mecbur kalır. Nitekim seyyahlar, medeni olmayan kavimlerin devamlı ve şiddetli bir enerjiye karşı zerre kadar kabiliyetli olmadığı konusunda görüş birliğindedir. Örnekleri çok uzaklarda aramaya lüzum yok. Çocuğun düzen ve tertip dahilindeki bir işe ne kadar yavaş ve isteksiz koyulduğu herkesce malumdur. Keza bütün gün yaptığınız işleri Spencer'la birlikte gözden geçirebilirsiniz. İşlerinizde yalnız küçük zihinsel bir çabadan başka hiçbir şey yoktur. Sizin gibi birçok insan hayatını çok az bir gayretle geçirir. Eğer şimdi öğrencilik hatıralarımızı karıştırırsak, arkadaşlarımızın arasında kaç tanesinin çalıştığını zikredebiliriz? Herkes imtihanı için askeri bir çaba sarf etmiyor mu? Zaten bir kere okuldan çıktıktan sonra biraz kişisel enerji, biraz düşünme gayreti onlara o kadar sıkıcı ve bunaltıcı gelir ki, her memlekette öğrenci sınavdan bir parçacık hafıza kuvvetiyle yakasını kurtarmaya bakar. Onlarda yüksek ideallere rastlanmaz. En çok arzu ettikleri hükümet dairelerinde birer sandalyedir. Onlar bu suretle geleceği olmayan ve para verilen bir devlet memuriyeti sandalyesinde bir saat gibi muntazam çalışarak, fakat hareket etmek ve iyi yaşama şerefinden mahrum olarak, kısır bir meşguliyet içinde yetilerini körelterek ve uzak ufuklara karşı yüksek gayelere doğru bir özlem duymadan ömürlerini çürütürler. Sadece memurları itham etmemek gerekir. Ne kadar yüksek olursa olsun, her sanat ve meslekte iradesi zayıf, şahsiyeti körelmiş bir hayli insana tesadüf etmek mümkündür. Doğrusu, her meslekte zihin ilk senelerde bir parça işler. Fakat biraz zaman geçince, düşünmek ve araştırmak gayretini gösteren haller ve imkanlar azalır. Görünüşte büyük bir gayret sarf etmeyi gerektiren en yüksek vazifelerin yerine getirilmesinde yapılan iş bir alışkanlık haline gelir. Avukat, hakim, doktor, öğretmen. Zamanla hiç artmayan veya pek az artan eski bilgilerle meslekte vakit geçirirler. Zihnin yüksek kuvvetlerini harekete geçirmek fırsatları gittikçe kaybolduğundan zeka, egzersiz eksikliği yüzünden körelir. Kitabımız daha ziyade öğrencilerle ve zihnen çalışanlarla ilgili olduğu için onlarda mücadele edilecek hastalıkları dikkate almamız lazımdır. Öğrencide en kötü hastalık şekli onun iş ve hareketinde kendini gösteren ruhi gevşekliği ve zaafıdır. Böyle bir tipin günlük hayatını gözden geçirelim. Saatlerce uyur. Yatağından gevşek gevşek kalkar. Tuvaletini çok yavaş yapar. Bu yüzden hayli zaman kaybeder.
dalgındır. Bir işe koyulmaz. Zaten hiçbir işe karşı zevki ve alakası yoktur. Her şeyi neşesiz ve isteksiz yapar. Tembelliği adeta yüzünden okunur. Hal ve hareketi belirsizdir. Ne bir kudret ne de bir hareket kararına sahiptir. Böylece sabahleyin kıymetli saatlerini kaybetmiş olur. Öğle vakti gelince yemeğini yedikten sonra gazete okumaya, kahveye gider. Bütün gazeteleri ilanlarına varıncaya kadar okur. Çünkü bu, gayret sarf etmesi gereken bir şey değildir. İkindi vakti kendinde çalışmaya karşı bir parça kuvvet hisseder. Fakat bu kuvvetini de başkalarıyla gevezelik etmekle, bir incir çekirdeği doldurmayan ve bir netice çıkmayan münakaşalar yapmakla geçirir. Siyasi bir adam gibi siyasetten, edebiyatçı gibi edebiyattan bahseder. Herkesin hayatı hakkında dedikodu yapmaktan hoşlanır. Akşam olunca bu zavallı genç, dünden biraz daha neşesiz, biraz daha karamsar olarak yatağa yatar. Refah bir hayat sürmek ve mesut olmak ister. Fakat bilmez ki her işte az çok yorucu bir gayret sarf etmek lazımdır. Hiçbir sevinç zahmetsiz elde edilemez. Her saadet bir enerjiyi gerektirir. Bir kitap okumak, bir müzeyi gezmek, ormanda bir gezinti yapmak. Bütün bunlar bir teşebbüsü icap ettiren faal zevklerdir. Bu güzel zevkler tembel adamın elindedir. Fakat avucunu sıkmaması yüzünden onları kaçırır. Saint Jerome onları dalga geçerek kılıçlarını daima omuzlarında tutan ama vurmayan askerlere benzetir. Tembel öğrenciler sınavın yaklaşmasıyla bir parça harekete gelirler. Onların en fazla nefret ettikleri şey aylarca ve senelerce imtihan sıralarında tekrar edip durdukları mutedil ve düzenli enerji sarfıdır. İrade kudreti çok gayret sarfından ziyade zihnin tüm kuvvetiyle aynı gayeye ve aynı istikamete doğru sevk edilmesidir. İşte her zaman ve sık sık karşılaşılan bir tembel tipi. Bu genç adam dinç, neşeli ve enerjiktir. Hiçbir iş yapmadığı nadirdir. Gündüzleri bazı jeoloji kitapları ile Racine hakkında Brunteyre'in yazdığı bir makaleyi okudu. Gazeteleri gözden geçirdi. Bir aralık notlarını tekrar okudu. Birkaç sayfa İngilizce tercümesi yaptı. Kısacası bir dakika bile faaliyetsiz değildi. Arkadaşları onun bu çalışkanlığını ve çeşitli meşguliyetlerini takdir ederler. Bununla birlikte biz onun tembel olduğunu söyleyeceğiz. Bir ruhiyatçıya göre bu çok ve çeşitli çalışmalarda oldukça zengin, otomatik bir dikkatten başka bir şey yoktur. Henüz iradi bir dikkat olmamıştır. Bu türlü türlü meşguliyetler büyük bir irade zaafından başka bir şey ifade etmez. Bu öğrencimiz bize sık sık tesadüf ettiğimiz ve dağınık tip ismini verdiğimiz bir tembel örneğini gösterir. Faydasızca her şeye birer parça alaka gösteren bu çalışkanlara Nicol, hercai ruhlar diyor. Fenelon'un güzel bir tasvirine göre onlar, rüzgara maruz bir yerde yanan bir mum gibidirler. Gayretin dağılmasının en büyük mahsuru, hiçbir düşüncenin tamamlanmasına vakit kalmamasıdır. Denilebilir ki bazı fikirler ve bazı hisler gelip geçici yolcuların bir otelde yerleşmeleri gibi bir müddet sonra unutacağımız yabancılar gibidir ve öyle de kalırlar. Sonraki bahislerde de göreceğimiz gibi hakiki zihinsel faaliyet bütün gayretin açık seçik belli bir maksat ve gayeye doğru yönelmesini gerektirir. Aslında kişisel gayretin zor olması onun düzenlilik ve tutarlılık gerektirmesindendir. Mesela felsefe öğrencileri uyanık, genellikle çalışkan ve görevlerine itina eden iyi çocuklardır. Fakat maalesef onlar hiç düşünmezler. Zihinsel ataletleri kelimelerle düşünmek eğilimiyle izah edilebilir. Nitekim ruh bilim okurken kitaplarının zikrettikleri misaller yanında birer tane de kendiliklerinden buldukları vaki değildir. Çünkü onlar inceleme ve
araştırma yapmaktan ziyade öğrenmek için kuvvetli ve zapt edilemez eğilimlere sahiptirler. Halbuki bu şekilde hafızalarını yormaktan dolayı hissettikleri elem, küçük bir kişisel gayretinkinden daha fazladır. İyi öğrenci, sözüne layık olan pek azı istisna edilirse, genellikle her yerde ve her zaman edilgendirler. Bu kişisel çaba kabiliyetsizliği hakkında 3 aylık sınavlarla yaptığımız bir deneyin verdiği netice bize gösterdi ki, öğrencilerin çoğu bu türden bir egzersizden korkuyor. Gösterilen bir plana ve verilen izahata göre yazı yazmak onlara kolay geliyor. Fakat kendi kendilerine konu bularak ve onun üzerine düşünerek bir vazife yazmaları onların gözünde en zor ve hiç hoşlanmadıkları bir iştir. Öğrencide kendi kendine çalışmaya karşı görülen bu isteksizlik üniversiteye kadar devam eder. Zaten hiçbir sınavda adayın ne olduğu ve ne olması gerektiği meselesiyle hiç meşgul olunmadığı, yalnız bilgi çokluğu aranıldığı ve bu suretle hafızasının doldurulmasından başka bir şey düşünülmediği için çocuğun fikirsel seviyesi, öğrendiği bilgilerle yükseleceği yerde alçalıyor. Yazık ki bizim eğitim sistemimiz bu vaziyeti arttırmaya devam ediyor. Orta eğitim programları bütün çocukları adeta zihnen birer perişan adam yapmayı amaçlıyor gibi görünüyor. Okul, zavallı gençleri her şeye temas etmeye ve bütün program maddelerini öğrenmeye mecbur etmekle onların hiçbir şeyin esasına nüfuz edememelerine sebep oluyor. Bugünkü orta eğitim sistemi böyle manasız olursa çocuk düşünmeye nasıl imkan bulabilir? Eminiz ki düşünen ve şuurlu çalışan talebeler tıpta, hukukta, tarihte geçirdikleri günler zarfında sarf ettikleri gayretin toplamının ne kadar az olduğunu bir gün bizzat itiraf edeceklerdir. İrade terbiyesinde takip edilecek gaye. Her ne kadar eğitim programları hala iradenin ne olduğunu bilmiyorsa da, biz kendi kıymetimizin ancak irademizle ölçüleceğini his ve takdir ediyoruz. Başkalarının irademiz hakkındaki bütün şüpheleri bizi müthiş surette rencide etmez mi? Çalışma kuvvetimizi inkar etmek, bizi korkaklık ve zayıflıkla itham etmek değil midir? Bir işte gayret ve sebat etmek hususunda bizi kabiliyetsiz zannetmek, bizi düzelmesi mümkün olmayan basit bir adammışız gibi bir nazarla ele almak değil midir? Görülüyor ki herkes iradenin lüzum ve önemini takdir ediyor. Kitabımız, kararsız ve ham arzulu bir gençte çalışmak arzusunun evvela kesin, şiddetli ve devamlı bir karar, daha sonra kuvvetli bir alışkanlık halinde takviyesi için uygulayacağı yolların incelemesinden ibarettir. Zihnen çalışmak, dikkatli olmaktır. Tefekkür etmek dikkatin bir noktaya toplanması ve yoğunlaştırılmasından başka bir şey değildir. Görülüyor ki zihni faaliyetlerimizin her iki şeklinde de dikkat mevzubahistir. Fakat dikkat meselesi istikrarlı, sabit ve devamlı değildir. O iyice gerilmiş bir yay ile mukayese edilemez. Denilebilir ki dikkat, tekerrür eden gayretlerimizde az veya çok miktarda mevcuttur. Enerjik bir dikkatle gayretler birbirini o kadar yakından takip eder ki, dikkat adeta kesintisiz devam ediyormuş zannını verir. O halde takip edilecek gaye, yoğun ve devamlı dikkat gayretini elde etmekten ibarettir. Gençlerin zihni terbiyesinde düşünülmesi lazım gelen esas, onları her gün bu türden zor ve devamlı bir gayreti yüksek bir cesaretle tekrar etmeye alıştırmaktır. Fakat yalnız kuvvetli yoğun gayretler yeterli değildir. Onlar anarşik ve dağınık tipten olabilirler. Demek ki gayretlerimizin aynı gaye ve istikamete doğru yönelmiş olmaları lazımdır. Bir fikir veya hissin kendimize mal edilmesi ve hayatımızda müessir olabilmesi, onun şuurumuzda kalması veya şuurumuza sık sık gelmesi,
başka fikirlerle ilişkileri olması şartlarına bağlıdır. Böyle olduğu takdirde fikirler yavaş yavaş ve devamlı bir biçimde artan tesirleriyle ilişki dairelerini genişletmiş olurlar. Bakınız, sanat eserleri nasıl meydana geliyor. Bir dahide bir fikir çoğunlukla gençliğinde doğar ve evvela bir müddet mahcup ve belirsiz kalır. Bir yazı, hayatın bazı hadiseleri, bazı yazarların sözleri bu fikre kendisinin kıymeti ve imkanı olabileceği hakkında bir bilinç verir. Bu fikir o günden itibaren her şeyle beslenir. Seyahatte, başkalarıyla yapılan konuşmalarda, okunan muhtelif eserlerde kendisini besleyen fikirlere tesadüf eder. Eğer bir fikir aklınızdan yalnız geçip gider ve bir tesir bırakmazsa, onun hiç de kıymeti yoktur. Halbuki onu defalarca ve sık sık samimi bir dikkat sarf etmek ve nihayet onu bilinçte uzun süre tutmak ve korumak gerekir. O, bu suretle hatırlama denen esrarengiz bir cazibe kuvvetiyle olgun, kuvvetli fikir ve hisleri kendine çekmek ve kendini onlara karıştırmak için lazım olan canlılığı elde edecektir. Kuvvetli fikir ve hislerin oluşma tarzı ve gelişimi, laboratuvarlarda yapılan kristalleştirme deneyleri gibi yavaşça fakat sakin ve sırlı bir tefekkürle meydana gelir. Derler ki her keşif bir iradenin mahsulüdür. İşte size bir misal. Newton, yerçekimi kanununu keşfetmek için mütemadiyen büyük bir gayret sarf ederek aynı şeyi düşünüyordu. Eğer dehanın uzun bir sabırdan ibaret olduğu hakkında şüphesi olan varsa Darwin'in itiraflarını dinlesin. O diyor ki, okuma ve düşünme konusu olarak gördüğüm şeyler üzerinde beni doğrudan doğruya düşündüren şeylerden başkasını seçmezdim. Eminim ki ilimdeki bütün başarılarımı temin eden bu disiplindir. Onun oğlu, babam diyor, bir mevzuyu bütün bir sene zarfında gözünden kaybetmemek kuvvetine sahipti. Artık bu nokta üzerinde ısrar etmeye lüzum var mı? O halde söylediklerimizi özetlemek yeterlidir. Zihni faaliyet için takip edilecek gaye, iradi dikkat gayretinden ibarettir. Bu öyle bir enerjidir ki, yalnız şiddetiyle ve sık sık tekrarlanmasıyla izah edilemez. Belki bilhassa bütün fikirlerin yalnız bir gayeye doğru gayet net bir şekilde yönelmesiyle ve bütün arzularımızın, hislerimizin ve fikirlerimizin esas fikre tabi olmasıyla ifade edilebilir. Çelişik, iki kuramın incelenmesi. Zayıf bir fikrin ve eğilimin kuvvetli bir irade haline dönüşmesi için lazım olan vasıtaları yakından incelemeden önce çelişik, iki felsefi kuramı gözden geçirmek zorunluluğu vardır. Bu iki kuramdan biri, karakterin değişmez olduğunu, diğeri ise değişebildiğini iddia eder. Birinci iddia, aslında yanlış olduğu gibi uygulanamaz oluşu itibariyle de karamsar sayılan bu kuram, karakteri değişmez olarak görür. Kant'ın ortaya attığı ve Schopenhauer'un kabul ettiği ve yinelediği bu iddiayı Spencer da savunmuştur. Kant'a göre karakterimizi değiştirmek mümkün değildir. Ne kadar uğraşırsak uğraşalım, onu başkalaştıramayız. Keza Schopenhauer'a bakarsak, karakterler fıtrata bağlı ve değişmezdirler. Mesela bir egoistin iradesinin tabi olduğu motivasyon motifleri değiştirilemez. Siz terbiye yoluyla bir egoisti aldatır, fikrini düzeltir ve kendisini ikna edebilirsiniz. Fakat başkalarının elem ve ıstıraplarına katılmak gerekince o, bu meselede ilgisiz kalır. Şüphesiz bu iş altını kurşunla değiştirmekten daha imkansızdır. Bir egoiste küçük bir menfaatten vazgeçmekle büyük bir menfaat elde edilebileceği gösterilebilir. Fakat egoistin fenalığını ispat etmeye sıra gelince bunu yapmak mümkün olmaz. Çünkü bu, bir kediye
fareyi haksız yere sevdiğini ispat etmeye uğraşmak gibidir. Herbert Spencer çeşitli bakış açıları ortaya koyuyor. O, İngiliz okuluyla birlikte karakterin uzun müddet dış bir kuvvetin zorlaması ve hayat koşulları altında değişebileceğini kabul ediyor. Fakat ona göre bu iş asırlarca sürebilir. İrade terbiyesinde bir işe yaramaması ve uygulanabilir olmaması dolayısıyla bu kuramın bizce bir önemi yoktur. Bu kuram, eğer ben kendi manevi hayatımı ıslah etmeye koyulmak istersem, bu işi yapamayacağım. Karakterime ve ecdadımdan miras fenalıklara karşı mücadele edemeyeceğim demektir. Durum böyle olsa bile bu vaziyet karşısında kötümser olmak ve isyana teşebbüs etmek makul bir hareket değildir. Aslında üzülmeye mal yok. 50 bin sene sonra gelecek kuşakların sosyal çevrenin muntazam ve sürekli etkileriyle mükemmel makinelere benzeyeceklerini düşünerek kendimi teselli edebilirim. Biz bu kuramın delillerini inceleyince Kant'ta eski, dogmatik görüşten başka bir şey bulamıyoruz. Schopenhauer'da ise iddiayı ispatlamaya değecek hemen hemen hiçbir şey bulmak mümkün değildir. İşte onun delilleri. 1. Eğer karakterin tekamül etmesi ve değişmesi mümkün olsaydı, en yaşlı insanlarda hiç değilse en gençlerinkinden fazla fazilet bulunması gerekirdi. 2. Bir adam bize bir defa kötü göründüğü zaman kendisine olan itimadımız kaybolur. Bu da ispat eder ki karakterin değişmesi mümkün değildir. Bu deliller makul düşünen bir adama neyi ispat edebilir ve zaten bunlara delil denebilir mi? Schopenhauer bu sözleriyle hiç kimsenin kendi karakterini değiştirmeyeceğini ispat etmiş olabilir mi? Bu deliller ancak büyük bir çoğunluğun hiçbir karakter reformuna teşebbüs etmediğini gösterir ve eğilimlerin hemen hemen tüm hayat meselelerinde iradenin yardımı ve müdahalesi olmadan gerçekleştiğini ifade eder. Schopenhauer iddialarına şöyle devam eder. İnsanların çoğu dışarıdan idare edilirler. Onlar modayı takip eder ve şunun bunun fikirlerine tabi olurlar. Harici tesirlere karşı koyarak ve düşünerek hareket etmezler. Çoğu insan hayatını daha ziyade yiyecek tedarik etmekle geçirir. İşçiler, fakirler, kadınlar ve çocuklar hemen hiç düşünmezler. Onlar bir parça şuurlu fakat harici tesirlere çok tabi olan kuklalardır. Eğer Schopenhauer bu çürük deliller yerine karakter mücadelesinin faydasız olduğunu ve mesela bir egoistin büyük ve önemli fedakarlıklarda asla bulunmadığını ispat eden delil gösterseydi, o zaman biz de kendisine belki hak verirdik. Gerçekten egoist bir adamın en çok sevdiği şey kendi hayatıdır. Fakat geçici bir heves ile heyecanlanmış egoistlerin vatani yahut mukaddes ve asil bir dava uğruna hayatlarını fedadan çekinmedikleri hiç görülmemiş midir? Görülüyor ki karakter Kant ve Schopenhauer'un iddia ettiği gibi değişmez değil, bilakis değişebilen bir şeydir.